Herkese tekrardan merhaba efendim. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu ise fiziksel güçler üzerinde bir konu olacak arkadaşlar. Listemizde One Piece'te fiziksel gücü en yüksek 10 karaktere değineceğiz. Tabii ki bunlar önceki videolarda olduğu gibi benim şahsi görüşlerim olacak. Sizlerin de 10 kişilikten oluşan listelerini arkadaşlar yorumlar kısmında görmek istiyorum. Bakalım benim listemden ve diğer arkadaşlarımızın listelerinden ne tür farklar var, bunları da görüp güzel bir şekilde yorumlar kısmında sohbet edebiliriz diyorum. Tabii ki listemiz bittikten sonra listede yer vermediğim karakterler hakkında konuşmak istiyorum. Bu 10 kişilik bir liste olacak. Tabii ki bir sürü karakter var. Hepsine maalesef değinmek çok zor olacak. Artık lafı uzatmayalım. Konuşmayı çok seven biriyim ama konuşursam sabaha kadar konuşurum. Artık yavaştan videomuza geçelim ve hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. 10. sırada Kozuki Oden var. Animede Oden'in fiziksel gücünü çok net bir şekilde görmeyi başardık. Eiichi Oda bize bu konuda net bir şekilde Oden'in ne kadar bir güçlü karakter olduğunu bastıra bastıra gözümüze soka soka gösterdi adeta. Kaido'ya şimdiye kadar hasar verebilen tek kişi olduğunun yanı sıra Orochi'nin kendisine atmış olduğu kızgın kazanın içerisinde 1 saat kalmış, hatta kendi adamlarını da sırtında yani omuzlarında taşımıştı ve adamların hayatını kurtarmıştı. Biliyorsunuz bunu yapmak çok kolay bir şey olmaması gerek. Gerçekten çok güçlü bir fiziksel gücü olduğu aşikar. Başka diyecek bir şey yok Oden için. Kendisi gerçekten benim çok büyük saygımı kazandı ve sanıyorum ki birçok anime severin de saygısını kazanmış bir karakter diyelim ve bir sonraki karakterimize geçelim. 9. sırada Silas Reid var. Roger korsanların 2 numaralı adamındayız. Yani Reid'deyiz. Kendisi ilerlemiş yaşına rağmen Kizaru'yu çok rahat bir şekilde durdurmuştu, hatırlayacaksınız Sabaody takım adalarında. Gençliğinde zaten konum itibariyle ne kadar güçlü olduğunu tahmin edebiliyoruz. Tabii ki gençlik zamanlarında çok fazla bir atraksiyon göremedik kendisinden ama yine de Rayleigh'nin Roger'ın sağ kolu olması itibariyle ve en çok arananlar listesinde tepelerde olması gereğiyle birlikte Silver's Rayleigh 9. sırada listemde. Bir diğer adamımıza geçelim. O da 8. sırada Şahin Göz Mihawk var. Dünyanın en iyi kılıç ustası Şahin Göz Mihawk. Kendisi Shichibukai'lerden birisiydi ve Shanks'le olan mücadelelerini duymuştuk, hatırlayacaksınız. Shanks kolunu kaybettikten sonra Shanks'le olan mücadelelerinde artık bir isteği kalmadığını söylemişti Shanks'a. Marineford Savaşı'nda gücünün bir kısmını görmeyi başardık ve sadece ufak bir kılıç darbesiyle bile çok güçlü darbeler salladığını görmüştük. Umarım Mihawk'un da tam gücünü ilerleyen arklarda göreceğimizi ümit ediyorum. Şu an için bulunmuş olduğu gücünü fazla görememişimizden ötürü listemde 8. sırada. Geldik 7. sıraya. 7. sırada Sakazuki var. Yeni donanma amirali Sakazuki'deyiz. Beyaz Sakal'la olan mücadelesinde ne kadar güçlü olduğunu gördük. Beyaz Sakal'ın göğsüne iki büyük delik açtı ve yüzünün büyük bir kısmını parçaladı. Mangada bu sahneyi göstermişti bize o da ama tabii ki televizyon karşısında bu yüz parçalama olayı çok hoş olmayacağı gerekçesiyle sadece bıyığını uçurmuşlardı. Ama mangada yüzünün uçtuğunu görüyorduk Beyaz Sakal'ın. Tabii bunun yanı sıra Donanma Amirali için bir mücadele içerisine girmişti, hatırlayacaksınız Aokiji ile. 10 günlük muazzam bir savaş sonunda da galip ayrılıp yeni donanma amirali olmuştu. Sakazuki hakkında diyecek bir şey yok. Serinin kötü karakterlerinden bir tanesi ve şu an için listemde 7. sırada. Geldik 6. sıraya ve Shanks'tayız. Çok gizli karakterlerden, yani gizemli karakterlerden birisi 4 Yonko'nun bir parçası Shanks. Shanks'ın gücünü tamamıyla bilmiyoruz. Tamamıyla bir kapalı kutu. Marineford Savaşı'nda Sakazuki tek hamlesiyle durdurmayı başarmıştı. Marineford'a gelmeden önce Kaido'yu durdurmayı başarmıştı. Hani bunları yapan bir adamın güçsüz olma ihtimali yok. Umarım güçlü bir özelliğini görebiliriz ilerleyen savaşlarda artık. Ben gerçekten Shanks'ı çok merak ediyorum. Hani 24 yıl oldu, 25 yıla gireceğiz yakında ama artık Shanks'ı bize göster o da. Hani bıktık artık, bu adam hakkında bir şeyler görmek istiyoruz. Umarım da beklediğimize değecek bir güç ortaya çıkartacaktır. Tabii ki az önce Mihawk için söylemiş olduklarım Shanks'ı da söyleyeyim. İkisinin arasındaki mücadeleleri biliyoruz. Hani Shanks Mihawk'a kaybetmemiş, hep berabere kalmışlar diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Hani böyle bir durumda bile ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Tabii kolunu kaybetmişti. O da hani sol kolunu kaybetmiş olsa bile gücünden hiçbir şey kaybetmedi dedi. Hani tek kollu bir karakter olmasına rağmen Oda'nın dediğine göre gücünden hiçbir kaybı yok.
Gerçekten inanılmaz bir karakter. Tabii ki şu an gücünü tam bilmediğimiz için diğer karakterlerden biraz daha geride. Belki öndeki listemizin 5-4-3-2-1 karakterlerinden bile güçlü olacaktı. Ama şu an için kendisi hakkında bilgimiz olmamasından ötürü Shanks 6. sırada. 5. sırada diğer bir Yonko Big Mom var. Big Mom muazzam bir insanüstü fiziksel güce sahip. Henüz 5 yaşındayken bir ayı tek yumrukla yere sermiş. Onun yanı sıra Elbaf devlerinden olan Jorlu 5 yaşındayken haşet etmişti, hatırlayacaksınız. Sakalından tutup böyle çarpmıştı yere. Şu anki gücünü söylemek bile istemiyorum. İnanılmaz bir güce sahip. Gerçekten hani hayvani bir güç var kadında. Zaten 4 Yonko'dan birisi. En büyük korsanlardan bir tanesi. Bakalım neler göreceğiz Big Mom hakkında. Merak içerisindeyim. Ve Big Mom hakkında da daha fazla konuşmadan diğer karakterimiz olan 4. sıra. O da bir Yonko ve Kaido'dayız. Aynı Big Mom gibi dünyanın en büyük korsanlarından birisi. Hatta dünyanın en güçlü yaratığı olarak da tanınıyor. En güçlü korsanlar arasında az önce söylemiş olduğum gibi. Gücünün en büyük işareti ise muazzam dayanıklılığı ve bir nevi ölümsüz olmasıdır. 18 kez yakalanmış, defalarca işkence görmüş ve denizciler tarafından 40 kez idam edilmeye çalışılmış. İdam edilmeye çalışıldığında hani kendi başına vurulacak artık nasıl bir idam şekli varsa o makinaları bile vücudu kırmayı başarmış. Hani bu inanılmaz bir insanüstü fiziksel bir güç. Hatta kendisini öldürmek istediği için 10.000 metreden yukarıdan atmıştı, hatırlayacaksınız, ve buradan bile sağ çıkmayı başarmıştı. Hani gerçekten Kaido hakkında diyebilecek bir şey yok. Şu ana kadar sadece kendisine Kozuki Oden hasar verebildi. Bakalım başka kimler hasar verebilecek? Hep birlikte göreceğiz. Geldik ilk 3'e artık. Top 3'teyiz, podyumdayız ve 3. sırada Edward Newgate var. Beyaz Sakal Korsanları kaptanı ve dünyanın en güçlü adamı olarak kabul ediliyordu kendisi. Marineford Savaşı'ndan ölmeden önce Yonko'lardan birisiydi. Beyaz Sakal bir devi kolaylıkla yenebilecek bir güçte, bunu zaten Marineford Savaşı'nda gördük. Yaşlı ve hasta olmasına rağmen Marineford'da büyük hasarlar vermeyi başarmıştı. Kara Sakal Korsanları'nın yakın mesafede topluca saldırmasına rağmen bir sürü hayatta kalmayı başarmıştı. İlerleyen yaşına rağmen bunu başarabilmek inanılmaz bir fiziksel üstü güç gerektiriyor arkadaşlar. Marineford Savaşı sırasında 267 kılıç yarası, 152 kurşun yarası, 46 top mermisi yarası ve kafasının yarısı uçmuştu, hatırlayacaksınız. Toplamda 465 yara aldı ve korsan hayatı boyunca sırtından hiçbir yara almadı. Ne kadar zayıf düşmüş olursa olsun ayakta ölmüştü Beyaz Sakal. Gerçekten çok büyük saygıya kadar bir karakter. Diyecek bir şey yok. Şu an bu bilgileri verirken tüylerim adeta diken diken oldu. Newgate 3. sırada. Geldik 2 numaraya. 2 numarada ise Goldie Roger var. Evet, 1 numarada Roger mi olmalıydı yoksa, tabii onu birazdan söyleyeceğim ama 1 ve 2 arasında çok gidip geldim. Ama Roger'ı 2 numaraya aldım arkadaşlar. Korsanlar Kralı Roger korsanlarının kaptanıydı, biliyorsunuz. Korsanlar Kralı olarak tüm dünyayı dolaşmış ve One Piece'in sahibiydi. Ve en büyük korsan olarak adlandırılıyordu kendisi. Tüm zamanların en güçlü korsan olarak da kabul edilmesi olağan dışı bir şey değil. Savaş gücü neredeyse durdurulmazdı. Bir çek ülkenin ordusunu kendi başına yenmiş. Savaşlarında kendine karşı koyabilecek iki adam vardı. Birisi Monkey D. Garp. Diğer ise Edward Newgate'di. Bu iki adam dışında Roger'ı durdurabilen bir adam yok. Beyaz Sakal'le olan savaşlarını biliyoruz. Beyaz Sakal'le olan mücadelesinde tedavi edilemeyen bir hastalığın pençesinde olmasına rağmen Beyaz Sakal'a yenilmemiş ve bu mücadele 3 gün 3 gece sürmüştü arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Roger hakkında söylenecek bir şey yok. Keşke gücünü daha fazla görebilseydik. Ama Beyaz Sakal'ın gücünü görmüş olduğumuza göre hani ondan daha güçlü bir karakter düşünün. Ve hasta olmasına rağmen Beyaz Sakalı tam güç formundayken yenilmemiş bir adamdan bahsediyoruz. Daha fazla söylenecek bir şey yok Roger için. Roger listemde 2. sırada. Evet, geldik listemizin zirvesine arkadaşlar. Listemizin zirvesinde Monkey D. Garp var. Evet, bahsetmiş olduğum olay bu. Roger mı biri olmalıydı, Garp mı biri olmalıydı? Çok ikilemde kaldım. Ama dedim ki Garp burada birinciliği hak ediyor. Benim listemde birinci olmayı hak ediyor dedim. Ve birinci sıraya kendisini yerleştirdik. Evet, geldik zirveye. En güçlü denizcilerden birisi, denizci kahraman olarak adlandırılan Monkey D. Garp'tayız. Korsanlar Kralı onlarca kez köşeye sıkıştırmış. Kendi döneminde en güçlü neslin bir parçası olmuş. Bunlar Sengoku ve Tsuru'ydu, hatırlayacaksınız. Bu üç isim gerçekten denizciler için çok büyük işler yapmışlardı, hatırlayacaksınız. Ve içlerinde en güçlüsü de kuşkusuz Monkey D. Garp'tı. Çünkü Roger ile mücadele edebilen, onu köşeye sıkıştırabilen ve büyük sayı kazanabilen tek isim o.
Elleriyle büyük bir donanma gemisinin atmış olduğu topları çok rahat bir şekilde atabiliyor. Hatta o gemilerden daha hızlı bir şekilde atabiliyor. Zincirler, toplar, hani aklınıza gelebilecek her türlü büyük malzemeyi de fırlatma gücüne sahip. Çatır çutur atıyor, hatırlayacaksınız. Luffy'nin gemisini bombalamaya çalışıyordu. Tabii ki orada bilerek vurmadığını tahmin ediyorum. Yanlarına falan atıyordu. Bu da böyle bir şey. Tabii Marineford Savaşı'nda Beyaz Sakal'ın en güçlü adamı Marco'yu bir yumrukla haşet etmişti. Yere direkt uzandırmıştı. Hani bu da yaşlı olmasına rağmen fiziksel gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor. Hatta ve hatta Akainu Ace'i öldürdüğünde kendisini zor tutmuşlardı, hatırlayacaksınız. Sengoku'ya dedi ki hani beni burada tutmazsan çok kötü şeyler olacak benzeri bir sözü var Garp'ın. Yani ilerleyen yaşına rağmen bu kadar büyük konuşup bu kadar zor durdurulan bir adam gerçekten benim listemde birinci olmayı sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm için birinci sıraya yerleştirdim. Sizlerin listelerinde arkadaşlar aşağı kısma bekliyorum. Şimdi videonun başında demiştim listemiz bitti artık. Listede yer vermediğim ama 15'li 20'li bir liste olsaydı alabileceğim bazı karakterlere değinmek istiyorum arkadaşlar. Zoro var mesela. Zoro'yu alabilirdik ama tabii ilk ona girmesi şu an için çok zor Zoro'nun. Zoro'nun Taylor Bark arkında Luffy için yapmış olduğu fedakarlığı biliyoruz. Hani ölümcül derecede ağır bir acıya maruz kalmış ve bunu atlatmıştı. Onun dışında Marco var. Marco da çok güçlü bir karakter. Onun dışında Kaido'nun adamları var. Jack ve Queen. Onun dışında Katakuri'yi alabilirdik. Big Mom'un şu an hatırlamadığım oğulları var. Onları alabilirdik. Onun dışında Beyaz Sakal'ın oğlu olduğunu iddia eden Edward Weevil var. Bu da tek başına Beyaz Sakal'ın 16 korsan tayfasını yenmeyi başarmıştı. Ve son Shichibukai'yi de hatırlayacaksınız. Onun dışında Sengoku'yu alabilirdim. Hani eski donanma amirali. Ama bilmiyorum, bu karakterlerin, şu an listeye almış olduğum karakterlerin fiziksel güçleri bana daha fazla geldi. Şu an bile 13 dakikalık civarında bir video oldu. Yani ona rağmen baktığımızda bunları da almış olsam yarım saatlik bir video çıkacak. 10 kişilik bir video yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Listelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz sizlerin sayesinde. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.